Ben şunların altını çizdim. Şimdi herkes bakmak istediği yerden bakıyor olaya. Serkan Bey de bakmak istediği yerden bakıyor elbette ki. Saygı duyuyorum. Yani onda bir mesele yok. Yok, ben genel anlamda söylüyorum bunu. Yani oradaki işte valilerin ne kadar şey yaptıkları, bakanların ne kadar gayret ettiği, iktidarın ne kadar bu konuda gayretli vesaire. Yani tabii ki bir şey demiyorum. Herkes, ama söylüyorum, herkes bakmak istediği yerden, bakmak istediği pencereden bakıyor. Yalnız burada şu var. Mesela ben basit bir test öneriyorum. Bakın, ayırt etmeden muhalefetiyle, iktidarıyla. Çok basit bir test. Yani şu anda iktidar muhalefette olsa, muhalefette iktidarda olsa. Bakın, bunu ben bütün yurttaşlarıma soruyorum. Bu durumda acaba her iki tarafta ve yandaşları da şimdi söylediklerini aynıyla söylerler miydi? Yani şimdi bunun önemini... 99 depreminden yani söylenenler... Valla yani... Birebir temin ederim ki benim söylemlerimde en ufak değişiklik olmazdı. Benim iki eleştirim vardı. Asker daha erken girebilirdi. Borsa İstanbul kapatılabilirdi. Onun dışında eleştirimiz genel, siyasetin geneline dair ve topluma dair. Serkan Bey, ben yalnız daha bitirmedim sözümü. Ama hocam öyle bir konuştun ki benim üstüme. Sanki ben devletin valisi, iktidarın valisi değil. Bir, onlar bir yoğun bir gayret gösteriyor. Gördüğümüz gayreti söylemeyelim mi? Birileri bunlar yandaş, bu manzaradan bakıyor. Ben niye üzerinize alındığınızı ben halen anlayabilmiş değilim. Daha anlayayım canım. Yani ben tabii şimdi bakış açısı. Ben hiçbir şey söylemeyelim mi? Yok, ya da tamamıyla aynı bakış açısını mı ortaya koyalım? Çok önemli bir şey daha söyledi. Borsadan bahsetti. Şimdi bakın, ben ona borsanın kapatılması gerektiğini. Ben müsaade ederseniz, eğer müsaade olursa, ben kendi söylemek istediklerimi önce bir dile getireyim isterim. Yani yoksa şey değil, ben de bilirim girmeyi, şey yapmayı, etmeyi. O mesele değil. Şimdi bakın, ben diyorum ki, tekrar soruyorum. Bugün, bak ayırt etmeden soruyorum ya. Bugün iktidarla muhalefet yer değiştirse, bugün muhalefet şimdi dile getirdiklerini, kendileri yani iktidarda olunca ve yandaşları, aynen aynısını söylerler miydi? Ya da şimdi iktidarda olanlar ve onu destekleyenler aynı şeyleri söylerler miydi? Ben bu konuyu yurttaşlarıma bırakıyorum. Değişir idiyse söylemler, ilke nerede? Tutarlılık nerede? Yani hani meşhur bir laf vardır ya, başka sorum yok, sanık sizindir. Yani bir kere bunun bir altını çizmek istiyorum. İkincisi, şimdi bu ilginç bir şey bence. Daha sonra şeye geliriz. Siz çok güzel bir giriş yaptınız. Depremle yaşamayı öğrenmek ve buna alışmak. Bu, ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada biz bunu sabaha kadar da konuşabiliriz. Ben konuşurum. Muhtemelen Serkan Bey de konuşur, ama ben şimdi bir kere şu felaket meselesinin bir kısaca altını çizeyim. Daha sonra hukuki sorumlulukta filan da konuşuruz, ama şimdi bakın, burada ince bir ayrım yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Yaşanan depremin, bakın, ben geçen programda da söyledim. Vicdan, aklı selim ve izandan yoksun hiçbir eleştiri, eleştiriye fayda sağlamaz. Muhatabına fayda sağlar. Yani biz her türlü eleştirimizi vicdan gözüyle, izan ve insaf çerçevesinde yapmalıyız. Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten yaşanan şey korkunç. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben bir sürü bilim adamını dinledim. Hatta bir ünlü Fransız bilim adamı var, Le Pichon. Diyor ki böyle bir şey görülmüş şey değil diyor. Yani iki tane büyük deprem, yani daha doğrusu bir büyük depremden 9 saat sonra bir depremin olması, yani görülen bir şey değildir diyor. Bu çok atipik bir şey diyor. Şimdi dolayısıyla yaşanan dehşet acayip. Yalnız burada işte ince şey dediğim şu. Hani asrın felaketi veya felaket. Bunda haklılık payı var. Yalnız benim anlatmak istediğim şu. Şimdi felaketten neyi kastediyoruz? Şimdi bu deprem, yani bu yaşadığımız şeylerin fiziki veya doğasal kaynağı deprem. Bakın, dikkat buyurun. Ama ölümlerin ve yaralanmaların illi değer taşıyan kaynağı deprem değil. İnsan hatası ve kusuru. Yani dolayısıyla ben o felaket ifadesini kullanırken... Sorumluları mı kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. Felaket derken ben depremden ziyade bu depreme bağlı olarak binaların kağıt gibi yıkılmasını ve bu yıkıntılar altında insanlarımızın kalarak ölmesini ve yaralanmasını kastediyorum. Yani bu kısacası bu felaket temelinde doğa olmakla birlikte onu felaket haline getiren binaların yıkılmasıdır. Yani insan kaynaklıdır. Yani beşeri bir durumdur ve hukukun konusudur. Yani deprem sadece bu beşeri durumu, bu sorumluluğu, bu şeyi görünür kılmış ve mesela bakın iddia ediyorum. Sorumlular kimler? Yani şimdi ona geliriz. Bu bayağı uzun bir mesele. Çok doğru bir soru. Ama bakın şimdi herkese şu soruyu sorayım. Böyle bir deprem oldu. Ben bir kere Serkan kardeşim de çok iyi bilir. Hukukta şöyle bir şey var. Siz ne kadar imar mevzuatına uyarsanız uyun, ne kadar sağlam bir bina yaparsanız yapın, öyle bir şiddetteki deprem olur ki buna rağmen bina yıkılsa kimseye sorumluluk izafe etmezsiniz. Çünkü o durumda ceza hukuku diyor ki o durumda artık ölümlerin sebebi illi değer taşıyan şey doğrudan doğruya deprem. Ama bizim yaşadığımız örnekte böyle değil. Hal böyle olunca... Bir şey sorabilir miyim burada? Tabii. Şimdi aklıma geldi. Tutuklanan müteahhitlerden birisi şöyle bir ifade kullanıyor. Benim diyor binam diyor yıkılmadı diyor, sadece yan devrildi diyor. Ha çok güzel. Şimdi bakın çok güzel. Tam da şu cümle işte onun için diyorum ki bak hep beraber düşünelim. Varsayalım ki aynı şiddette bu depremi biz yaşadık ve hiçbir bina yıkılmadı. Hiç kimse ölmedi. Hiç kimse yaralanmadı ya da çok az ki bir insan bile çok aslında. Yani hiç kim hani Japonya'da filan da oluyor ya, hiç kimsenin burnu kanamasaydı. Biz bunu gene bu boyutta bir felaket olarak niteleyecek miydik? Hayır, diyecektik ki çok büyük bir deprem yaşadık. Yani şunu demek istiyorum. Hepimizin aslında kastettiği bu felaket nedir o felaket? Depreme dayanmayan binaların yapılmasına bağlı olarak insanların ölmesi ve yaralanması. Bu da beşeri planda olan bir şey. Hukukun konusu olan bir şey. Dolayısıyla işte o yüzden sorumluluk meselesini şey yaparız. Yani bu ifade nasıl? Onu ben merak ediyorum. Hangi ifade? Sordum. Yan yattı hani ifadesi. Yani vallahi hukuk işte olarak hukuki açıdan nasıl değerlendirildi? Şimdi bakın ben onun hukuki olma ya bir kere hukuki açıdan bina yıkılıp da bir ölen veya yaralanan olmadığı takdirde ceza hukuku bağlamında hani belki mala zarar verme diyeceğim ama mala zarar vermenin de taksirli hali cezalandırılmıyor. Pek hukukun konusu olmaz. O zaman o teknik bir şey. Yani ne demek o? Mesela ben şey olmadığım için teknik bilgim o düzeyde olmadığı için ama birkaç yerde duyduğum için söylüyorum. Yani binada bir şey yok ama zemin bu anlamda gevşek olduğu için o devrildi deniyor. Yani zemin gevşek olduğu için. Ama şimdi bu sorumluluk meselesi bence çok değerli.